25 Mart 31 Mart arasındaki haftalık burcumuza hoş geldiniz. Herkes yine bana diyor ki ne kadar hızlı konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum. Hepinizden çok özür diliyorum. Çünkü kafamda Koç burcunu, Boğa burcunu, İkizler burcunu tasarladığım için hani elimde bir defterim yok, kağıdım yok. O yüzden hızlı ve hissettiklerimi de katarak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Koç burcu aslında hayatında bir iniş dediğimiz ama işin verdiği çok büyük bir stresli ve iş arkadaşlarıyla alakalı uyumsuz giden bir haftanın bir tedirgin dönemini yaşayacak. O yüzden koçlar iş yerindeki insanlara biraz dikkat ama siz de çenenizi bu ara tutun ki zarar görmenizi istemiyorum. Ve sağlık konusunda son zamanlarda nefes almak, boğaz bölgemizde hassasiyetimiz var. İlişkiler konusunda da uzun süredir ilişkinizle alakalı yaşadığınız sorunlar bitti. Yerine keyifli ve eğlenceli bir aşka yelken açtınız ve bu aşk kalıcı ve doğru bir aşk olacak. Eğer evliyseniz evliliğinizle alakalı planladığınız, oluşmasını istediğiniz yeni bir ev ya da yeni bir araç için Nisan'ın sonuna kadar bu hedeflediğimiz noktayı başaracaksınız. Ama sizde de aileden kaynaklanan yani evlilikte diğer annenin ya da diğer babadan kaynaklanan sorunlar var. Lütfen ailevi sorunlarınızı kendi çekirdek ailenize yansıtmazsanız keyifli bir süreç. Bir de uzun süredir satmak istediğiniz bir arsa ya da toprak işiniz olabilir. Hep gecikiyor ama artık doğru noktayı buldunuz. Hayırlısıysa bu arsanız da satılacak. Arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz hoş bir sohbet ve yurt dışı ile ilgili bir eğitim düşüncesi olan bazı koçlarımız var. Bunu da ağız tadıyla yapacak. Evet, boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız 25 Mart itibariyle boğalar aslında çok mutlu ve huzurlu bir haftaya giriş yapmalarına rağmen işlerinin verdiği yorgun bir tempo mutluluklarına engel olmadı. Onların ufak ufak tatil planları var. Hatta ilişkisiyle, sevgilisiyle ya da eşiyle gideceği ufak bir tatil var. O yüzden şu an bu hafta böyle bir tatilin enerjisi onun ruhuna çok iyi geldiği için hiçbir şey takmıyor. Sizde de boyun, bel ve sırt ağrılarınız söz konusu olabilir boğa burçları. Ama özel hayat konusunda eğer evliyseniz ve evliliğinizle ilgili gayet güzel bir süreç, hatta hanede çocuk düşüncesi var. Hatta bir yatırım niyeti var ama ilk önce satmak istediğiniz bir yerin satıp üstüne yeni bir yer almak istiyorsunuz. Bunu da gayet aydınlık bir şekilde başaracaksınız. Bazı boğa burçları ortaklı işler yapmak istiyorlar. Mayıs sonuna kadar sabırlı olursanız boğalar yapacağınız ortaklı iş size çok büyük bir kar getirecek. Ve uzun süredir de sizin üniversite ya da lise ya da ortaokul arkadaşlarınızla görüşme haftası. Bunun tadını çıkartın, keyfini çıkartın. Çünkü hayatı ilk defa bu kadar huzurlu yaşadığınızı düşünüyorum. İkizler burcu neler bekliyor diyorsanız 25 Mart'ta. İkizlerin aslında kendiyle ilgili sorunları değil de çevrenin sorunlarıyla ilgili çok ilgilendiği için kendi sorunlarını kenarda bıraktı. Etraftaki insanları dinlemekten kendi borcunu, kendi sıkıntısını halledemiyor. O yüzden şimdi çevrenizi kenara bırakıyorsunuz. Kendi sorunlarınızı ön plana atıyorsunuz. Çünkü işinizle ilgili beklediğiniz bir değişim. Bu değişimde Allah kısmet ederse Nisan 15'e kadar oluşumun hayırlı olacağını görüyorum. Ama özel hayatınızla ilgili ters gitti ve bu terslikler sizi üzmeye ve yıpratmaya başladı. Bence özel hayatınıza bir adım atın, affedin ve tekrar bu ilişkiye sahip çıkın. Eğer ki çocuk isteyen ikizler burcu için de Haziran sonuna doğru bir süreç, bir de araba almak isteyen bazı ikizler burcu için de Nisan ortası hayırlı ve aydınlık diyorum. Yengeç burçları. Hep atlıyorum böyle. 25 Mart yengeç burçları için aslında şunu demek istiyorum. Yengeçler çok sinirli, çok gergin, çok anaç. Bir yandan da her işe koşturmak istedik ve hayatındaki hataları örtüp yeni bir sünger çekmek istediğiniz için sanki sizin üstünüze kocaman bir yük var ve bir yükü nasıl atlatacağım dediğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Sizler akıllı ve anaçsınız. Yani erkekseniz de çok kibar ve naifsiniz. O yüzden hayatınızdaki yenilikleri o kadar güzel atlatacaksınız ve uzun süredir kırgın olduğunuz büyüklerinizle barışma haftanız var. Eğer ilişkiniz artık ciddiyet ve ailelerin bir araya geliş dönemi var. O yüzden parmağınıza da alyans haftası diyoruz. Yani Nisan'ın ortasına kadar alyans haftası ilişkinizde belirir. Kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz yüksek eğitim var ve devletle ilgili bazı beklediğiniz iş beklentileriniz var. Allah kısmet ederse Mayıs ya da Haziran bu beklentileriniz için hayırlı ve aydınlık. Sizin de diş eti iltihaplarınız söz konusu olabilir. Sağlığınızı bu konuda dikkat ederseniz sevinirim diyorum. Aslan burçları 25 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız aslanların aslında hayalleri suya düştü. Her şey perişan.
Bir işi çok koşturdular ve ucuna kadar geldiler. Ellerinde paket kaldı. Ne yapacağını şaşırttılar ama umut onlar için bitmiş değil. Tekrar büyük projelere imza atacaklar. Çok istedikleri noktalarda motivasyon artacak. Korkma, sağlarsan başarırsın. Sadece ekibinde yanlış vardı. Sende yanlış yoktu. Ekip eksikliği diyorum seninle ilgili noktada. Ama bazı aslanlarda işle ilgili, yöneticileriyle ilgili çözmek istediği sorunları geride bırakıyor. Hak ettiği başarıyı sağlayacaklar. Evlilik yapmak isteyen aslan burçları aslında doğru insanı buldular. Belki de Nisan'da sürpriz bir evlilik kararı verecekler. Nisan bitmeden de bazı aslanlara evlilik var. Bu evlilik hayırlı ve olur. Hemen sonrasında çocuk görüyorum aslanlar. Çocuk masraflı bir iş. Onu iyi düşünün. Hemen çocuk yapmayın derim. Ama çocuk nasibiyle doğar. O yüzden yapın. Sizin de bir anne rahatsızlığı olabilir. Onun da boyunla alakalı sıkıntısı olabilir. Onun da sağlığına dikkat etmenizi öneriyorum. Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, başaklar için aslında mıy mıy, yorgun, huzursuz, tedirgin, ağlak bir haftaya giriş yaptılar. Çünkü çok duygusallar, kaybetme korkuları, hayatlarıyla ilgili biri ölecek ya da işi kaybedeceğim ya da parayı kaybedeceğim korkusu yaşadığı için, bir de elimi ne yatsam kuruyor diye, yani Başak burcunun artık inancı kalmadı. Yatıp uyusam vakit geçiremem diyor. Evet, başaklar sizin için yatıp uyuma değil, daha dikkat edip, daha hayata, daha bakmanız lazım. Siz hayalde yaşıyorsunuz. Bu hayalleri geride bırakın. Gerçeklerle yüzleşirseniz çok büyük bir başarı sağlayacağınıza inanıyorum. Özel hayat konusunda da evliliğiniz iyi gidiyor. Bu ara dırdır yok, kavga yok, gürültü yok. Her an kopmak üzeresin. Sakin ol Başak Burcu, kimseye saldırma. Bir de evle ilgili bir tadilat ya da restorasyon düşüncem var. Maddiyatla ilgili yaşadığın sıkıntılardan dolayı ya mutfak ya banyo değiştirmek istiyorsun. Bunu da bu yıl sonu itibariyle yapmış olacaksın. Hayırlı olacak. Bir de ufak bir yurt dışı seyahatiniz var. Eş ya da sevgiliyle gitme. Bu gayet keyifli ve eğlenceli. 25 Mart terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, terazilerin aslında iş arkadaşlarıyla verimli bir hafta, gruplaşma haftası, hatta onu ödüllendirme ve popoflama haftasına girdiler. Çünkü onlar bir işte basamak atlattılar ve herkes onu kutluyor. Bazı terazi burçlarında işte yaşanan haksızlıkların bu hafta kendini ifade etme, yöneticileriyle konuşma haftası olacağı için onlar da ufak ufak haklarına kazanacaklar. İşsiz olan bazı terazi burçları için de Nisan'ın ortası sürpriz, çevremiz ya da dostunuzdan gelecek güzel bir sevinç haberi alacaksınız. Evli teraziler aslında her şey yolunda giderken, kendi kendinize ilişkiye renk katmak isterken hatalar yapmaya başladınız. Bence ilişkiyi kendi halinde bırakın, boş vakit, güzel vakit, sinema vakti ayarlarsanız daha keyifli. Uzun süredir evlilik düşünen bazı terazi burçlar için de doğru insan kapınızda olacak ve hayırlısıysa bu insanla yolunuzu ve hayatınızı birleştireceksiniz. Sizde de gözaltı morlukları ya da gözle ilgili sıkıntılarınız ya da saç dökülmesi gibi bazı sıkıntılarınız olabilir. Bu hafta strese gelmeyin. Çünkü bu alerjik bir sorun da olabilir. Sağlığınızı sıkıntı yaratabilir diyorum teraziler. Terazilerinde uzun süredir yarım kalan bazı eğitim planları var. Bunu da Eylül'e kadar tamamlamak istiyorsunuz. Evet, doğru zaman, lütfen tamamlayın. Bu sizin için iyi olacak. Akrep burçları 25 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, akrepler bir ilişkinin esiri oldular. Ne aşağı ne yukarı. Bir bitecek diyor, bir kalacak diyor. Artık bunun verdiği bir mutsuzluk var akreplerde. Artık kan biren olmuş ilişkiyi bitirmen gerekiyor. Çünkü canın yanmaya başladı. Ve canın yandığı sürece de konsantre olamıyorsun. İşine, çevrene ya da çocuğuna, her şeye sinirli bir haldesin. İlk önce çevrendeki kan biren olan insanları hayatından çıkartacaksın. Ondan sonra işinle alakalı noktaya daha verimlilik, ailede konuşamadığınız noktalarda netlik sağlayacak. Sizinle bir araç kazası olabilir ya da araç alma ya da yeni aracı gereksiz biri sizin aracına zarar verebilir. Bu hafta ufak tefek trafik kazaları ya da ufak tefek kazalar söz konusu olabilir akrepler. Ya da arabanızın bakım zamanı gelmiş olabilir. Arabanızı bir kontrol etme süreci diyorum. Bir de uzun süredir evde eşya değiştirmek isteyen bazı akrepler burcu içinde gerçekten ev değişikliği olacak. Hatta banyondan şikayetçisin, akıyor, fayanslardan şikayetçisin, değiştirmek istiyorsun, değişim gerçekleşecek. Sizde de tırnaklarla alakalı ya da derinin üstünde oluşan bazı sıkıntılar olabilir. Alerjik ve stresle alakalı panik yapmayın. Biraz uyku probleminiz var, bunu da dengelerseniz sevinirim. Yay burcu 25 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız,
Yayların aşk eksikliği var, acı çekiyorlar. Yani iş para umurumda değil diyen bazı yay burçlar için evet, turnayı gözünüzden bulduğunuz bir haftaya giriş yapacaksınız. Doğru insanınızı bulacaksınız ve o sizin hayat arkadaşınız, aile kurma ve çocuk düzenine erişeceğiniz bir dönem haftası başlangıcı olacak. Ve evliliğiyle ilgili bazı sorun yaşayanlar da artık bu evliliği kurtarma, birbirimize dürüst davranma ve ilişkiyle bütünleşip hatta oturduğumuz evi taşıma kararı aldı evli yay burçları. Doğru karar, çok nazara gelmişsiniz. Bir de ortaklı bazı işleriniz var, ya ev ya para, ya bunları da ayırmak istiyorsunuz. Evet, bu Nisan ayı sizin arınma ayınız olacak. Ortaklı malları ayıracaksınız ya da ortak işinizi ayıracaksınız. Buna eğer yöneticilerle ilgili de haksızlığa uğradıysanız artık yöneticileriniz farkına varacak. Hak ettiğiniz basamağı sizi sağlayacağını düşünebiliyorum. O yüzden yayların arınma, iyileşme, ben varım dediği bir haftaya giriş yaptılar. Onlarda da bu ara bir renk takıntısı olabilir ya da bir estetik takıntısı olabilir. Hadi bakalım ya renge ya estetiğe takıl bakalım yay burçları. Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, oğlakların çok yoğun bir iş stresinin arkasından böyle ayakları uzattık ama parayı da kaybettik dediğimiz bir haftaya girdi oğlak burçları. Onlar birine borç verdiler ve bu borcu geri alamıyorlar, o yüzden çok sinirli. Sabırlı ol, verdiğin borcu alacaksın ama daha vakti var. Hatta işine konsantre olursan kimisi daha para kazanacağını gözüküyor. O yüzden işine sahip çık, verdiğin borçtan daha iyi kâra geçeceksin. Senin de dedenden ya da babandan kalan bir bina ya da bir arsa işin var. Bu da satışa gerçekleşecek. Hatta o parayla da kendine güzel bir çiftlik ya da Ege ya da Akdeniz'den bir yatırım niyeti olan bazı oğlaklar için doğru bir karar. İşsiz olan oğlak burçlarımız için de belki Mayıs'a kadar biraz sabırlı olursanız doğru yörüngeyi bulacaksınız. İlişki konusuyla ilgili de uzun süredir beğendiğiniz kişiyle ilişki başlangıcı hatta doğru noktaya doğru ilerleyecek. O yüzden sizde de ufak ufak aşkların size heyecan vereceği istediğiniz kişiye kavuşma dönemi olacak. Sizde de romatizmal ya da kalça ya da rahim bölgesi ya da prostat bölgenizle alakalı bir sıkıntınız olabilir. Sağlığınızı bu konularda dikkat ederseniz daha keyifli olacağını, sağlığı şimdiden dikkate alalım. Sizin de uzun süredir kardeşler arasında gereksiz bir para mevzusundan dolayı kırgınlıklarınız var. Artık biriniz büyüklük yapın ve adım atın. Herkes hata yapabilir. Her şey para değil. Evet, bu devirde her şey para ama kardeşler arasında paranın çok önemli olacağını düşünmüyorum. Hangisi mağdursa birinin el uzatması gerektiğini ifade. Ve anneniz ya da annenizin ameliyatla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Bu ameliyat sıkıntınız da aydınlığa kavuşacak. 25 Mart kova burçlarına neler bekliyor diyorsanız, kovaların aslında mistik inançları, hissiyat kalbi, yani ruhlarının yeniden keşfetme, kendileriyle alakalı olan ben her şeyi biliyormuşum dediği bir haftaya giriş yapacaklar. Çünkü onların kalp gözleri açık. Bu ara hissiyat dünyası ve hissettiklerini yaşamayı, ben bugün bunu almak istiyorsam alırım, yarın bu ilişkiyi istemiyorum dediğinizse, bitirmek dediğimiz bir hafta evresinde ani kararlar ve düzeninizi bozmanıza gerek yok. Hisleriniz doğru söylese de doğru zamanla belki ihtiyacınız var. O yüzden kovalar, işle ilgili mucizevi işler bekliyorsunuz ve büyük anlaşmalar, yenilikler hedefleriniz var ve bununla ilgili de önü yurt dışı ile bağlantılı büyük bir iş beklentisi olabilir bazı kova burçların. Evet, sürpriz açılımlar olacak ama hayale kapılmayın. Belki bu hayal size biraz sıkıntı yaratabilir ama sonunda da güzel bir süreç var. Çocuk isteyen ya da çocuğunun eğitimiyle ilgili kaygı duyuyor. Bazı kova burçlarımız için hiç paniklemeyin. Çocuğunuz çok başarılı ve konsantrasyon problemi yok. Sadece çok üstüne gidiyorsunuz, üstünüze gitmenize gerek yok. Balık burçları 25 Mart'ta neler bekliyor diyorsanız, balıklarda da aslında çok yoğun bir iş temposu, kendine bile zaman ayırın ama heyecan haftası var balıkta. Panik haftası var, korku haftası var. Hiçbir şey doğru gitmeyecek korkusu yaşıyor. Hayır, her şey böyle güzel akışında olacak ki. Eğer evlilik yapıyorsanız çok rahat bekleyecek. Eğer ilişkiye başladıysanız sonu olacak. Eğer yeni bir işe başladıysanız gerçekten mucit küçük küçük şeyler sizi çok tatmin edecek ve mutlu olacaksınız. Hatta uzun süredir baba olmak istemiyorum diyen bazı balık burçları, evet ben babalığa hazırım diyen erkeklerimiz ya da anne balık kadınlarımız anneliğe hazır olacak. O yüzden onlar için hedeflerinin korkuları geride bırakma, kendi planlarını doğru noktada, hatta bir de araba kredisiyle ilgili kaygıları var. Hatta öder miyim, ödemez miyim diyerek hayır, panik yapma, ödeyeceksin. Sizde de sadece
Bu ara oyunlara takılmış olabilirsiniz, bilgisayar ya da telefon. Bir enerjiniz değilsin, biraz yürüyüş, biraz kilo aldınız. Bunları dengelerseniz balıklar için de bu hafta, gerçekten 25 hafta, Mart haftası keyifli ve güzel olacak. Bir de sürpriz sürpriz aşklara yelken açacak bazı balık burçları, doğru insanı kaçırmayın, doğru hafta diyorum. Evet, bu haftalık da 25 Mart haftası burcumuzu yorumladık. Zıplayıp hoplayıp aboneliğe devam ediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.